Cezaevinde bir günün nasıl geçiyordu? 7.30'da herkes yataktan çıkar, yataklar toplanır, sayım gelmeden önce kahvaltılar yapılır, temizlik yapılır. Hemen ardından yukarı toplanılır ya da işte aşağıda havalandırmada çaylar içtiğinde sohbetler edilir. Ama bu sohbetlerin konuları sürekli değişir. Konular belirleriz. Dışarıda nasıl panele katılıyormuşuz gibi ya da konferanslara, konferans konuşmacıları olur. Aynı şey cezaevinde de daha farklı bir şekilde gerçekleşiyor. Bazı arkadaşlarımız bazı konuları alıyor. Ataerkil düzenden konuşuyoruz, neolitik dönemden. Yani aklınıza gelebilecek her şeyden. Yani şu an düşünüyorum da ben 10 yılda öğrendiğim şeyi 1,5 yılda ondan herhalde 3 kat daha fazlasını öğrendim. Çünkü her kadın kendi deneyimini paylaşıyor. Akşam yani öğlen yemeğinden sonra yine aynı şekilde tartışmalar devam eder. Akşam yine devam eder. Arkadaşlara resim dersi veriyorsam eğer resim dersleri. Diğer arkadaşlar da kendi alanlarına dönük ders şeklinde, kurslar şeklinde yaptığımız kurslarda birbirimize kurslar veriyor. Arta kalan zamanlarda da işte ya havalandırmada ya merdiven altında ya da işte ranza dibinde resimler yapıyordum. Bu resimleri de temalarım işte cezaevindeki arkadaşlar oluyordu ya da dışarıda Nusaybin süreci olsun, Cizre süreci olsun. Böyle o konuları daha farklı o an ne düşünüyorsam eğer arkadaşlarla da ortaklaşarak öyle resim yapıyordum. Birçok arkadaşla beraber roka suyunu eziyorduk havanda. İşte lahanayı kaynatıyorduk, kara lahanayı. Zerdeçalı kaynatıyorduk, işte nar kabuklarını kaynatıyorduk. Böyle bir atölye tarzı bir şey açmıştık ve her şeyi kaynatarak böyle şişelere koyarak boya üretiyorduk. FETÖ'cüler ayrı koğuşta, adli tutuklular ayrı koğuşta, siyasi tutsaklar da ayrı koğuşlarda oluyor. Milletvekilinden gazetecisine, siyasetçisinden, belediye başkanına kadar, kadın hakları mücadelesinden, feministine kadar yani her alandan, öğretmeninden, ya şu an aklıma avukat, birçok arkadaşla beraber kaldım.